Bazen aynı olayları tekrar tekrar yaşadığımızı hissederiz. Yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamış veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusunun adı dejavudur. Araştırmalara göre insanların %80'i bu olayı yaşıyor. Peki neden? Beyin her ne kadar mükemmel olsa da bazen hatalar olabilmektedir. Bu hatalardan biri beynin kısa devre yapmasıdır. Beyinde bir şeyler yanlış gittiğinde beyin size bazı şeyler hissettirir. Hissettirdikleri ve düşündürdükleri sizin hafızanızdan gelmez. Aksine alakasız bir şekilde hafızada yer tutan birçok olguyu size sunar. Bu yanlışlıkla olan beyninizin size oynadığı bir oyundur aslında. Koku aldığınızda, bir nesneyi gördüğünüzde veya ses duyduğunuzda beyniniz harekete geçer. Size algıladıklarınızla ilgili deneyimlerinizi hatırlatır. Ancak burada bir sorun vardır. Sizin dejavu olarak nitelendirdiğiniz her şey aslında daha önce yaşamadığınız, sadece beyninizde var olan bilgiyle size sunduğu hayali deneyimlerdir. Sahip olduğunuz deneyimlerle, olgularla dışarıdan algıladığınız olaylar arasında benzerlik kurarsınız ve bunu daha önce yaşadığınızı düşünürsünüz. Beynin kapasitesi o kadar büyüktür ki farkında olmadan her bilgiyi çatı katında bir yerlerde tutuyorsunuz. Bazen bir sembol, bazen bir renk, bazen bir sayı, bazen bir desen, hatta rüzgarın esme yönü, çimlerin kesiliş şekli bile size dejavu yaşatmaya yeterli olacaktır. Peki dejavu yaşadığınızda yaşadıklarınız bununla mı sınırlı? Aslında kısa süreli epilepsi yaşadığınızı söylesek ne hissedersiniz? Epilepsi, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektrokimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluktur. Dejavu ise beynin lobunda geçici bir kriz yaşanmadan hemen öncesinde yaşarsınız. Yaşadıklarınız aslında çok küçük bir epilepsi krizidir. Beyin yaşadığınız her şeyi sizin için kaydeder. Kimisini kısa süreli hafızada, kimisini uzun süreli hafızada. Ancak her şeyi doğru yere kaydetmez. Siz bir olay yaşadığınızda bunu daha önce yaşadığınızı düşünürsünüz. Çünkü uzun süreli hafızada değil de aslında o beynin çatı katı denen yerinde, yani kısa süreli hafızada yer alır. Konu hakkında bir bilginiz vardır ancak bu sadece çok küçük bir parçadır. Dejavuya neden olan diğer şey ise endişedir. İngiliz bir adam üzerinde yapılan çalışmada endişenin dejavuya neden olduğu görülmüştür. Çünkü genç adam sürekli dejavu yaşıyor, daha fazla yaşamamak içinse televizyon izlemiyor, gazete okumuyor ve radyo dinlemiyordur. Dejavunun bile dejavusunu gören genç adam bir labirentin içindedir. Aynı rüya içinde rüya görmek gibi. Buna neden olan ise endişeleridir. Dejavunun yaşanmasındaki diğer bir nedense beynin iki tarafı arasındaki aktarım bozukluklarıdır. Bazen aynı bilgi iki kere iletilirken bazen de bir taraftan diğer tarafa bilginin aktarılmasındaki gecikme de dejavuya neden olmaktadır. Hatta bu aktarımdaki bozukluklar hafızanızda var olmayanı var ettiği gibi hafızanızdaki gerçekliği değiştirecektir. Bir bakıma şizofreni deneyimine sahip olacaksınız. İşin garip tarafı, tam da video metnini bitirirken bu anı daha önce yaşadığımı düşünerek videoyu bitiriyorum.